harika hikaye, yeni atlaşma. Bakın İsa ne yapabilir? Luka 8. bölüm. Bazı balıkçılar Matta gibi İsa'yı takip ettiler. Balıkçı Petrus ve kardeşi Andreas, Yakup ve Yuhanna kardeşler İsa'nın ardından gittiler. Filipus Bartalmay, Thomas Alfayoğlu Yakup ve Taday. Simon ve Yahuda onlara katıldılar. İsa bir gün, "Beraber gölün karşı yakasına geçelim," dedi. İsa'nın 12 öğrencisi de onun ardından gitti. İsa ve öğrencileri bir tekneye bindirdiler. Öğrenciler İsa ile birlikte olmaktan mutluydular. Denizin karşı tarafına geçeceklerdi. Birdenbire büyük bir fırtına koptu. Öğrencilerin çevresini güçlü bir fırtına kaplamıştı. Tekne öne ve arkaya sallanıyordu. Şiddetli dalgalar yüzünden batacaktı. Öğrenciler korkuya kapıldılar. İsa uyuyordu. Öğrenciler, "Tekne batıyor, umrunda değil mi?" dediler. İsa kalktı. Fırtınaya durmasını emretti ve rüzgarı azarladı. Rüzgar dindi, dalgalar sakinleşti. Tekne artık sallanmıyordu. "Gördünüz mü? Bunu sadece Tanrı'nın oğlu yapabilir." Öğrenciler şaşırdılar.